bayılırım şeye. Böyle gazetelerde uzun yaşamın sırları diye böyle yazılar çıkar. Sabittir bu. Yani 3 ayda bir, 4 ayda bir, 2 ayda bir sabit böyle uzun yaşamak istiyor musunuz gibi böyle sorular sorulur. Herkesin bir şekilde buna ilgisi vardır. Yani biraz gazeteyi sattırmak için aslında bir ittirmecedir bunlar, böyle yazılar. Şimdi eğer böyle yazılara meraklıysanız belki ilginizi çekebilir. Onaylanmış en uzun insan ömrüne sahip kişiyi size tanıtmak istiyorum. Tekrar ediyorum, onaylanmış en uzun insan ömrüne sahip kişi. Madame Jean-Louis Calment. 122 yıl 164 gün yaşadı. 122 yıl 164 gün. 25 Şubat 1875'te doğmuş. Eyfel Kulesi o 14 yaşındayken inşa edilmeye başlanmış. Sen yap hesabını. Bu arada Vincent van Gogh'la tanışmış. Öyle düşünün. 1988'de yapılan bir röportajda da şey demiş. Kirli, kötü giyimli ve nahoş bir insandı demiş. Van Gogh'tan bahsederken. Louis 85 yaşında eskrime başlamış. 85 arkadaşlar. 85 yaşında eskrime başlamış. 100 yaşına geldiğinde hala bisiklete biniyormuş. Bizim buralarda ayıptır, sadece çocuklar bisiklete biner. 100 yaşında hala bisiklete biniyormuş. Bitti mi? Hayır. 114 yaşında kendi hayatını anlatan bir filmde rol aldı. Gerçekten 115 yaşında kalçasından ameliyat olmuş. 115 yaşında. 117 yaşında. 21 yaşındayken 1896 yılında başladığı bir alışkanlığını bıraktı. Sigara içmeyi bıraktı ki sigara sağlığa zararlıdır. Sağlık sebepleriyle de bırakmamış bu arada. Başka sebeplerle bırakmış ama sigara sağlığa zararlıdır. 1965 yılında 90 yaşındayken hiç varisi de yok, ailesi de yok ona bakan. Bu arada tek başına yaşayan bir kadından bahsediyoruz. Dairesini Andre diye bir adama satmak için, bir avukat, 47 yaşındaymış o zaman. Bir anlaşma imzalamış ama anlaşma şöyle: öldükten sonra dairesini miras alması şartıyla ona aylık 2500 frank ödemek kaydıyla vermiş. Yani bana ayda 2500 frank sen para ver, ben öldüğümde de evi al. Kadın 90 yaşında, daha kaç sene, 2-3 sene yaşayacak. Ondan sonra da ev bizim olacak diye niyetlenirken 30 yıl boyunca adam ödeme yapmakla kalmadı ki adamın ömrü buna yetmemiş. Çünkü 77 yaşında vefat etmiş. Dul eşi yaşadığı günlerin sonuna kadar, ölene kadar, o da 80'li yaşlarında hayata veda etmiş. Madame Clement'e ödeme yapmaya devam etmişler. Öldüğü ana kadar keskin zihinsel yetilerini korumuş. Ve kuralları varmış, yaşam kuralları varmış. Bütün bebekler güzeldir, bebeklere bayılıyorum demiş. Sanırım öleceksem gülmekten öleceğim demiş. Büyük ihtimalle Tanrı tarafından unutuldum bu dünyada demiş. Yalnızca bir kırışıklığım var demiş. Ve şu anda onun üstünde oturuyorum. Asla rimel kullanmam, sık sık ağlayana kadar gülerim. Bir şey değiştiremiyorsan onun için endişelenme demiş. Kötü görüyorum, kötü duyuyorum, kötü hissediyorum ama her şey yolunda demiş. Bir daha söyleyeyim mi? Kötü görüyorum, kötü duyuyorum ve kötü hissediyorum. Ama her şey yolunda. Demirden bacaklarım var. Ama doğruyu söylemek gerekirse biraz paslanmaya ve bükülmeye başladılar. Yapabildiğim zaman zevk aldım. Açık, ahlaki ve pişmanlık duymadan hareket ettim. Çok şanslıyım demiş. Ve bir röportajının sonunda bir gazeteci, "Madam, umarım seneye tekrar görüşürüz." demiş. Madame Jean şöyle demiş: "Neden olmasın? O kadar yaşlı değilsin. Hala buralarda olacaksın." Bakış açınızı değiştirirseniz hayat sizin için de değişiyor. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.